Evet arkadaşlar, iyi akşamlar. Muhtemelen canlı yayın başladı. Başladı. Yavru yerisi nasıl bir saat bekleyeceğim? Bir saat değil ya, saat 9 işte. Geç bile kaldık. Ayarlarda takıldık biraz. Pardon, benim cihaz bir TDM. Evet. Zaten ben şey yapalım. Ah, belli oldu ya. Arkadaşlar merhaba. Kaç kişiyiz bu arada bakalım. Takılma var mı? Bekleyen bir kişi var. Öyle mi? Bir sıkıntı var yine. Canlı yayınmak için yazdım, tamam. Açtık. Aç. Aa, başlatmadık yayını. Yo, başlattık. Yayını durdur. Başlattık. Şu anda yayında olmamız lazım. Niye gelmedi görüntü? Yayını durdur. Başladı mı canlı yayın? Bir kontrol etsene. Ha? Tamam. Başlamış, tamam, güzel. Güzel başlamış. 2 dakika önce. Tamam. Ve hiç gecikme yok hemen hemen. Evet. Şimdi arkadaşlar, farklı bir tür bu. Z baydırmaz. Bunlar evde olanlar mı? Kasaları yumuşak bir ipeksi oluyor. Ve daha küçük ile bu çubuktan yuva yapanları tür olarak farkları var mı? Aynı tür. Aynı tür. Anlatacağım hepsini. Ben şuradan bir kendi kanalıma gireyim. Stüdyodan çıkayım. Oradan takip edeyim. Ama aslında o daha iyiydi ama neyse. Evimizdeki hayalet, tamam. Kasma olursa yine buradan görürüz. Bak, programda bunlar, bak, hiçbirini göremiyordum. 20 kişi varmış halbuki ha. Bir kişi var görüyorum, o da yazmıyordu. Arkadaşlar pardon, yine internetin yoğun kullanımından kaynaklı. Ülkemiz problemlerini yaşıyoruz ne yazık ki. Bir de pandemi olayından dolayı insanlar tamamen internete yoğunlaşmış durumda. Ve daha da farklısı, YouTube anormal derecede YouTube kullanılıyor. Şimdi buradan başlayayım. Hasan Hüseyin, aleykümselam kardeşim. Hatice, aleykümselam. Lisemi, aleykümselam. Ümit Dönmez, merhaba Ümit. Armada, aleykümselam. Tahir Tatar, herkese merhaba. Bizden de sana merhabalar. Ümit Dönmez, şarj bir ben giriyorum demiş. Brav Stromboy'a boynayan var mı? He, oyun diyor Hatice. Jetix TV, bildirim geldi, hemen geldim. Tamam, Jetix TV. Ümit Dönmez, geldim geri gidiyorum. Güle güle Ümit'ciğim. Çılgın çocuk, aleykümselam. Örümcek olan, aleykümselam. TMD, aleykümselam. Bir TMD'yi görüyordum bir az önce. Başka kimse yok gibi gözüküyordu. Engin Deniz, selamlar. Aleykümselam Armada. İyi akşamlar. Evet, ilk like benden demiş Ümit. Hatice oyun peşinde. Murat Ekici, aleykümselam. Kimseyi selamsız bırakmak istemiyorum. Üzülüyorum sonra. Sonra tekrarını izliyorum ben canlı yayının. İzlediğimde kaçırmış olduğum yorumlar oluyor. Bunları bilin arkadaşlar. Hepsini okumanız, aynı anda konuşurken okumanız mümkün değil. Bu şeye benzemiyor. Merdiven çıkarken çiklet çiğnemek derler ya. Sen merdiven çıkarken çiklet çiğneyenlerden misin falan derler. Her ikisi. Ya da şöyle bak. Birini böyle vuruyorsun, birini böyle yapıyorsun ya. Bunu hiç yapamam ben. Aynı anda
okuyup aynı anda kafamdakileri aktaramıyorum. Olmuyor yani, kolay bir şey değil o. Murat Ekinci aleykümselam, TM söyledik. Speeder J burada mısın? Burada mısın reis? Evet. Kendi aranızda da sohbete devam. Güzel sohbetler ediyorsunuz. Hoşuma gidiyor. Ne like atın arkadaşlar demiş. Taylan burada. Taylan Arda burada. Merhaba Taylan. Aleykümselam. Ferhat sana da demiş. Çılgın hobi. Abi ben bu yalancı karadul var zehri bir şey yapar mı? Arıya alerjim yok. 13 yaşındayım. Örümceklerin hiçbirine kendini ısıttırma. Çok dikkat et. Hayırlı akşamlar hocam, iyi yayınlar. Erdem Aksaray, teşekkür ederiz. Size de hayırlı akşamlar diyelim. Eren selam. Oo, yazı geliyor. Bahadır Arıslan abi neden dislike atıyor? Abi senin gibi işine emek veren kanallara dislike atıldığı zaman sinirleniyor. Bahadır Emre sakin ol kardeşim. Boş ver. İlle çıkar. İlle çıkar. Normaldir. Yusuf burada yine tanıdıklardan. Yusufçum merhaba. Bahadır aleykümselam. Bay Speeder burada. Selam hocam, selamlar Bay Speeder. Recep Duray hayırlı akşamlar. Yasin Şahin abi bu merak nerede başladı? Çocukluğumdan beri vardı benim o. Çocukluğumdan beri gelen bir şey bu. Hayırlı akşamlar Bahadır. Kaçırdım var mı? İsa Demir merhaba. Yeni başladı sanırım. Evet yeni başlıyoruz İsa. Cici Kuş merhaba demiş. Merhaba Cici Kuş. Yeni gördüğümüz Cici Kuş Stüdyos. Yeni gördüklerimden şöyle bakayım. Abdurrahim Tiryaki gelmiş yine. Bizim elemanlardan artık tanıyorum. Arkadaşları geldim sevgili hocam. Hoş geldin. Of. Çılgın hobi. Bir şeyler yapmış orada. Emir Ölüyen yürü. Evren abi selamlar demiş. Selamlar. Ferhat bir şey göndermiş. Şişe gibi bir şey. Eren Mavi selam. Erdem Aksaray. Hayırlı akşamlar. Çılgın ol falan. Tamam. Şimdi arkadaşlar geldik bu akşamın konusuna. Şimdi görüntülerde görüyorsunuz. Bu benim yatak odamda tavanda olan bir toz parçası. Ben yatarken tavanda bunlardan 3 tane vardı. Bunları seyrediyordum. Ben bunların ne olduğunu biliyordum ama. Ne olduğunu biliyordum. Bunlar bir hayalet. Benim o ev odamdaki hayalet. Çünkü bu hayaletleri eve ben getirdim. Ne zaman getirdim? 2-3 sene önce getirdim. Bir tane de getirmedim. Birkaç tane getirdim. Birkaç tane getirdim ve evde saldım bunları. Yani kapılar da açık zaten yaz dönemi. Bahçe katı. İstediği zaman çıkar giderler diye. Bunlar ilk önce benim bu masanın çevresinde, buralarda, duvarlarda falan dolaştılar. Bunların dedeleri dolaştılar. Ondan sonra kayboldular. Kayboldular evin içinde. Ve aradan 2-3 sene geçti ama ben bunların ev badana şey yaptı, badana diyorum, boyandı. Boyandı ev ondan sonra komple. Boyanması demek her hücresinin tek tek boya ile kaplanması demek. Ve bunlar için bir şey gibi düşünebiliriz. Yani biz insanlar için ne olur, böyle bir felaket olur. Böyle bütün insan nüfusu göktaşı düşer işte, canlılar ölür mölür ya, böyle bir kırılma dönemleri olur böyle şeyde. Evrenin vardır böyle fosilleri falan incelediğinde böyle şeyler çıkar ortaya, soyu tükenir. Bunların bu şekilde olmasını bekleriz çünkü duvarda yaşıyorsun ve duvar komple boyanıyor fırçayla. Boyanıyor ne demek, onların yok olması anlamına geliyor. Ama işte hayatta kalma gücü diye ben buna diyorum. Bakın bu ve bir tane daha var hayatta. Hatta pardon, bir tane bunu buraya saldım. İki tane daha var. Arkadaşlar bu torba güvesi diye geçen bir canlı. Backworm. Back torba, worm. Kurt gibi bir şey anlamına geliyor. Torba güvesi. Torba güvesi. Doğa normal şartlarda bunun doğada olsaydı
Bakın evin içinde dal çubuk bulamamış. Ben o yüzden orada kuru bir yaprak kırdım, parçaladım, attım. Biraz önce kürdan vardı. Kürdandan büyüklüğünü anlayabilirsiniz. Hatta şu anda da getirebilirim de kameranın çözünürlüğü çok iyi olmadığı için, yani webcam'in çözünürlüğü yeterli gelmeyecektir. Şu kadarcık bir kürdan var mı? Kürdan. Kürdan versene bana. Açıklayıcı olalım. Yani burada ilk başlarda bir cetvel koydum. 7 milim. 7 milim diye kalmış aklımda. Bakarız yine buraya. Bakın biraz önce kullandığım kürdan budur. Videonun başında. Hatta ben bu videoyu bir başa alayım. Baştan bir konuşalım. Çünkü başta şeyler var. Önce o zaman şöyle ufak bir intro yapalım. Aynı videoyu çünkü kabul etmez. Tamam, introya geçsin. Introdan, ah bunu kapatalım. Introdan tekrar güveye geçelim. Nerede güve? Backworm, evet. Burada başta çünkü. Evet, kürdan bu. Bakın kürdan bu. Cetvel koydum özellikle yanına. Büyük, ah şu kalsın. Kendimi şöyle alayım. Şimdi şuradan itibaren ölçersek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 milimetre. 7 milimetre. Yani 1 santimetre bile değil. 1 santimetre bile değil. Benim cetvelim nerede? Cetvelim de burada da. Canlı ders anlattığım için fizik dersi, cetveller, gönyeler, her şey var elimizde. Bakın bu cetvel. Bu cetvelin şu milimetrik tarafı. Görüyor musunuz? Şunlardan 7 tanesine karşılık geliyor. Çok net gözükmüyor. Zaten cetvelde bu çekim yaptım cetvel. Evet. Evet. 7 milimlik bir canlıdan bahsediyoruz. Yani 1 santimetrenin altında ve doğanın gizem ve ayrıntısına bakın. Gizem ve ayrıntısına bakın. Evde normal şartlarda birazdan benim iki tane video yayınlamıştım yanlış hatırlamıyorsam bu şeyle ilgili, güveyle ilgili. Normalde arkadaşlarla bir gün okulun bahçesinde oturuyoruz. Ben yine tabii ki her yerden her şey bulan bir tip olduğum için hemen bunlardan bir tane gördüm. Aldım elime. Arkadaşlar dedim bu ne? Bana söyledikleri cevap işte çubuk tahtalar, şeyler falan yani. Bunu bir ot parçası bir araya toplanmış ot yığını gibi falan görüyorlar. Bunun bir güve olduğunu, içinde bir kurt olduğunu söyledim. İnanmadılar. Ölmüş bir kurttu zaten. Ölmüştü. Kozası kalmış. Sıktılar mıktılar böyle, devam mı? Bir garip yani, tahta böyle küçük küçük böyle çubukların bir arada bulunup da dağılmaması enteresan geldi onlara. Açın dedim bunu, tırnağınızla yırtın. Açtılar tırnaklarını. İçeride böyle bir tane kozanın, bu dalları tutan bir şeyin olduğunu gördüler falan, inandılar. Ama içindeki tırtılı görmediler. Ondan sonra ben bunların iki tane çekimini yaptım. İçinden çıktığı falan diye kendi videomu indirdim, biliyor musunuz? Bak bu akşam hazırlık için kendi videomu indirdim. Kendi videomu indirmek de şey olacakmış bize. Kendi videomu indireceğim hiç aklıma gelmezdi. Kendi videomu indirdim. Bu arada göstereceğim onu. Şimdi bunun üstünde ama biraz konuşmak istiyorum. Arkadaşlar şeyi okuyacağım birazdan mesajları da. Şimdi bakın ev ortamında hayvandaki hayatta kalma şeyine bakın. Güdüsüne bakın, becerisine bakın. Ev ortamında bir şey bulamamış. Bir şey bulamamış. Yani dal, çubuk, ona benzer herhangi bir şey bulamamış. Havada uçan kılları yakalamış. Tavanda arkadaşlar bu. Tavanda yaşıyor. Ve havada uçan kedi kılları falan herhalde bunlar, beyaz beyaz. Benim saçlar o kadar beyaz, şu yanlardan beyazladı da o kadar beyaz değil. Halı tozlarını toplamış. Yani ufak böyle tüyler müyler ne varsa toplamış ve
yapıştırmış. Buna ben tam bir hayalet derim. Bakın şu anda evdeki ben çaktırmıyorum tabi, evdeki insanlar bunu duvara yapışmış bir toz parçası zannediyor. Ama ben bunların ufak ufak ergin hallerinin evin içinde uçtuğunu, geliyorlar çünkü buraya, buralarda küçük, gece uçuyorlar. Gece bazen ışığı söndürüp belgesel falan izliyorum. O zaman bakıyorum orada direkt ışığa gelmiyorlar ama ışıklı ortam, loş ortamları seviyorlar. Böyle uçan küçük küçük kelebekler var. İşte bunların ergin halleri arkadaşlar, ergin halleri. Bunlar eşleşiyorlar ve yumurtluyorlar. Bu bence benim getirdiğimden sonraki üçüncü nesil olması lazım. Üçüncü nesil. Görüyor muyuz? Burada bunun işte hayatın gizem ve ayrıntıları dediğim mükemmel tarafı bu. Normalde ne yaparsın? İşte bilgin yoksa bunu hiç anlayamazsın bile, burada bir yaşamın olduğunu anlamadan yaşar gidersin. 60, 70 yıl, 100 yıl, kaç yıl yaşarsan yaşa, burada bu canlıyı bilmeden yaşarsın. Ve yaşıyor insanlar, bilmiyorlar bunun bir canlı olduğunu. Burada bir toz derecenin bir yaşam döngüsü olduğunu bilmeden yaşayan bir sürü insan var çevremizde ne yazık ki. İşte bizim amacımız da bu yaşamları gösterip bir farkındalık oluşturmak. Bastığımız her yer yaşam dolu. Bastığımız her yer yaşam dolu. Zaten eğer bir olayın şeyini anlarsan, neyini diyelim ona, mantığını bir kavrarsan, artık nerede olduğun hiç önemli değil. İster ormanda ol, ister şehrin ortasında ol, ister, hep bunu zaten ben vurguluyorum. İşte bana geliyor, hocam biz şehrin ortasında yaşıyoruz. Ne görebiliriz? Yani yok ki hiçbir şey. Her taraf beton. Hayır arkadaşlar. Ben emin olun şurada bahçede bugün çeksem 10 tane belgesel çekerim. Bak kış bile çekersin. Bu canlılar devamlı buralarda varlar. Ama kışın farklı moddalar, yazın farklı moddalar, ilkbaharda farklı moddalar, sonbaharda farklı moddalar. Dolayısıyla bu canlılar burada var ve insanlardan şeyi yok, kompleksi yok canlıların. Egzotik fobi, aleyküm selam. Teşekkürler kardeşim, hoş geldin. Dolayısıyla bu canlıları farkındalığına kaptığınız zaman, yani mantığını bu canlıların da burada yaşadığını kavradığımız takdirde dünyaya bakış açınız değişiyor. Başka bir kapı açılıyor. Ben bunu söyleyeyim size. Başka bir kapı açılıyor. Ha, iyi mi kötü mü? İyi yanları var, kötü yanları var. İyi yanları çok güzel. Farkındasın, her şeyi biliyorsun. Oturduğun yerde, tamam mı? Karşı duvarda bir yaşam olduğunu, ayağının altında bir yaşam olduğunu, ufacık şurada karşında bir ot parçasında bir yaşam olduğunu biliyorsun ve görüyorsun da. Görüyorsun bakın. Bakıyorsun, nerede olabileceğini biliyorsun çünkü. Görüyorsun ve biliyorsun zaten. Ve yaşam döngüsünü biliyorsun. Yani insan ne olur? Doğar, büyür, beslenir, ürer, yaşlanır, ölür. Aynı döngünün bunlarda da olduğunu ama bunlarda daha kısa periyotlarla gerçekleştiğini biliyorsun. Bu ayrı bir evrenin kapıları bence. İşte şu, bakın duvardaki bir toz zerreci. Hayır, bir toz değil. Eğer bunu sen bilmiyorsan buna toz gibi bakar ve ömrünün sonuna kadar bunu toz olduğunu zannedersin. Süpürge gibi rahatsız olduğun zaman süpürgenle çekersin veya işte aşağıya düşürürsün. Ama bunu aşağıya düşürsen de sen bunu yine ne olduğunu anlayamazsın. Bir canlı olduğunu anlayamazsın. İşte bu amacımız bu. Bu hayatın gizemini, sırlarını görebildiğimiz kadarını, bulabildiğimiz kadarını göstermek amacımız. Çünkü bu farkındalık oluştuktan sonra bunların da bir can taşıdığını ve bakın, yani empati yapın, empati. Şimdi bu küçücük canlı hayatta kalabilmek için evin içerisinde hiç ne yiyor bilmiyorum bakın. Ne yiyor bilmiyorum. Tavanda ne yiyor? Acaba boyaları mı kemiriyor? Boya mı yiyor? Sıvayı mı yiyor? Çünkü ahşap bir şey yok orada. Normal şartlarda çam yapraklarını falan
yediğini biliyorum. Hatta şeylerin kabuklarını, ağaçlarının yaş kabuklarını, ağaç yok, çam yok, şey yok. Tavan ya, bildiğin kupkuru tavan. Orada ve kendini kamuflajda son nokta. Ben bununla ilk karşılaştığımda, ilk karşılaştım. Hayır, biliyordum. Yani çekim olarak ilk karşılaştığımda, çocukluğumda da biliyordum ben bunları. Bunların kozu olduğunu falan işte çok erken yaşlarda biliyordum. Çünkü benim hayatımın çocukluk dönemi tamamen kırda bayırda geçti. Çiftçi bir ailenin çocuğu olduğum için uzun yaz günlerinde sulama yaparken canlılarla çok haşır neşir oldum. Orada bunları fark ediyorsun tabii ki. O zaman çocuk zihni daha şeydir, meraklıdır. Ve bu merakla ben her türlü canlıla hemen hemen çektiğim şu ana kadar canlılarla, Ege daha zengin ama daha tropik olduğu için çoğunla tanıştım. Bunu da biliyordum ama bu kadar ayrıntılı bilmiyordum. Bilgimiz arttıkça, bilgi donanım arttıkça ve araç gerecin görüntüleme kabiliyetleri arttıkça karşımıza bu tip görüntüler çıkıyor. Bakın, 7 milimlik bir canlıdan bahsediyoruz. Bir koza yapmış kendine ve kamufle etmek için de evin ortamında bulabildiği kıl, tüy ne varsa onları vücuduna yapıştırarak kendini görünmez yapmış. İşte ben bu yüzden bunları hayalet diyorum, evimdeki hayaletler. Elektrikli süpürgenin içinde biriken kıl, tüy, iplik yumağına benziyor koza. Harika bir canlı. Evet, gerçekten o. Şimdi biraz önce bunların dedesini göstereceğim size. Kendi sistemden indirdim. Bunların dedeleri. Dedesi, yok dede demeyelim, ninesi. Çünkü 2-3 kuşak önceki halini göstereceğim size. Bunların burada bana en ilginç gelen iki noktası var. Ev boyandı bu süreçten sonra. Ev komple boyandı. Bütün her noktası ne boya bu? Saten boya mı diyorlar işte. Yine içerisinde bu canlıları öldürecek neler var? Katkı maddeleri var. Boyandı. Bundan kurtuldu. Yani bizim için düşünürsek size bir sorum olacak. Yasin sorabilirsin tabii ki. Bir sürü geliyor. Bakacağım, hepsini okumaya çalışacağım birazdan ama kafamdakileri bir aktarayım önce. Ondan sonra işte bizim için işte dünyaya meteor çarpması gibi, büyük dev meteor çarpması gibi, iklim değişikliği gibi, büyük felaket gibi bir şey bu. Boya yapılması eve. Ama bundan kurtarmış kendini. Bu ilginç. Artı ev ortamında ne yiyor? Evde bizim yaş çiçek yok. Evin dışında var yaş çiçekler, şöyle. Yaş bitki falan da yok. Ne yiyor ve bu şekilde 3-4 senedir nasıl hayatta kalmış ve çoğalmış? Bütün bu bilgiler işte hayatın gizemleri, bakın. Kafanızda hep soru işaretleri olsun. Ve canlılara bakarken empati yapın. Yani ben olsam hayatta kalabilir miydim? Biz kalamayız şahsen. Bizi tamam bir eve kapatsınlar, bırakın odayı. Kocaman eve kapatsınlar. Gırtlağına kadar da doldursunlar yiyecekte. Ama bir daha getirmesinler. Emin olun bir sene ayakta kalamayız. Dolayısıyla bu canlılar hayatta kalma konusunda bizden kat kat daha iyi durumdalar. Bu ne bu? Geri döndü, ne bu demiş. Torba güvesi de diyebiliriz. Torbalı güve. Aleykümselam Alimran Baysal. Aleykümselam abi. Adım Ali İmran Baysal. Merhaba Ali İmran Baysal. Hoş geldin. Bahadır, bazıları taze yaprak, bazıları liken ile torbalı güveli larvası. Halil geldi. Ali aleyküm selam demiş. Güne açan çiçekler gibiyiz. Haber millet. Halil yine enerji bombasısın. Yasin Bodur, internette bir video
iri bir böcek ayaklarında tıkalı bir koza gibi bir şeyi temizliyordu adeta. Selamün aleyküm, aleyküm selam. Evet, anladı Ali. Evet, Ali İmran Baysal. Recep Durak yalan yalan. Evet Yasin değil. Kendi aranızda sohbet güzel, tamam. Bana soru yok herhalde orada. Kolay gelsin hocam. Emir Aztürk, teşekkürler Emir. Abi merhaba, selamün aleyküm. Adım Ali Çimen. Senin takipçinim. O eşek arısı saldırısı videondan beri. Ya bu videonun üstünden tam kaç sene geçti biliyor musun? 8 sene geçti. Vay anasını be. 8 sene geçti. Emir Ölüyen Yürü. Abi çekildiğinde tabii ki. Ondan sonra kanal bir kapandı. Ondan sonra bir daha yükledik falan. O zaman o ikinci kanalda gördü sen. İkinci kanalda gördü sen. 2,5-3 sene. Abi perdeler. Perdelere izliyoruz. Pederle izliyoruz. Perde okuyorum. Pedere selamlar, senin pedere o zaman. Saygılar. Yusuf Emre Kosmira. Bulabilir miyiz reis? Türkçesi yok mu onun ya? Yusuf zorlama beni kardeş. Latincelerini tutamayız kafada. O kadar şey tutsak. Oho. Recep Durak hocam uçuşan bitki yaprakları vesaire gibi bir şeyler belki yediyse. İşte evin içinde ne uçacak? Tozdan başka bir şey bulamaz ya. Tozun harici. Gerçekten bakın düşünün bunu. Yani şu anda sırtına yapıştırdığı kıl tüyü belki onları yiyor. Bakın kıl mıl da yiyor olabilir. Değil mi? O geliyor aklıma. Başka hiçbir şey olamaz. Evde kediler falan var işte, onlardan o ufak tefek kıl tüyü ile her evde olur. Halılardan uçuşan tüyler falan. Zaten bunların çoğu halı tozu falan, o tip bir şeyler. Yani kumaşlardan falan saçılan, biz görmeksek de bunun makro baktığın zaman bunun bir sürü iplikçikleri var dışarı taşan. Hocam kertenkele mi yoksa örümcek mi beslemesi kolay? Örümcek. Kertenkele zor ya, sürüngen zordur. Yasin Budur ya, odada öldürdüğün örümcek seni hayatı boyunca arkadaşı sanıyorsa bak, güzel bir şey. Duygusal romantik yaptı Yasin. Değil mi? Arkadaşını öldürmüş oluruz. Abdullah hocam şimdi düşününce aklıma sizin denizde bulduğunuz solucanı andıran şeyi balıkçılar sorunca balıkçı ne demişti? Ne demişti ya? Komikti. Hatırladı mı onu? Deniz canlısı. Deniz canlısı demişti. Hocam bir ara fizik dersi çekseniz. Çekeriz. Zaten şeyin, doğanın içerisine katıyoruz biz fizikimizi. Mesela bunun tavanda durması. Bakın. Tavanda durması. Tamam, tutunuyor, tırnakları falan var da. Bir de ne var onun içerisinde? Çekim kuvveti var. Kütle çekim var. Artı adezyon diyebilir miyiz? Adezyon diyemeyiz. İkisi de katı çünkü. Kohezyon diyebiliriz. Kohezyon. İkisi de katı ama yoğunluklar farklı. Evet. Hocam selamlar. Karınca zombi yapan parazitler hakkında bilgin var mı? Pepsi sarıları. Pepsi sarılarının birçok türevi var. Hatta bir tanesini besliyordum. Onu geçen kapağı çevirirken ezdim. Kapağın arasına girmiş, görmedim. Ona ezdik bu hayvancağızı. Bahara kadar şekerli suda besleyeceğiz falan demiştik. Besliyorduk. Bir kazaya kurban gitti ne yazık ki. Zaten zor çıkarıldı. Baharı kadar besleyebilirim gibi bilmiyorum. Eren Güven Çoşkun, güzel adam, sayende böceklere güzel bakmayı öğrendik. Hiç korkmadan, halinden anlayarak elime alıp kenara koyabiliyorum. Sadece böcekler değil. Bizim adımızı Böcek Bey'iz. İnternette taktılar. Bizim doğanın tamamı. Doğanın tamamı. Doğadaki bütün canlıların yaşama hakkını geçin. Bizim yaşayabilmemiz için onlara ihtiyacımız var. Bakın bunlar bizsiz yaşayabilirler. Biz onlarsız yaşayamayız.
Biz onların yanında işte şu canlıya bakın ya, hayatta kalma becerisine bakın. Biz insanlardan çok çok daha üstün hayatta kalma becerisine sahip. Biz kalamayız şahsen. Bizi böyle aç susuz bırakacaklar. Tamam, susuz 3 gün dayanıyorsun zaten. Aç dayanırsın, susuz 3 gün dayanıyorsun. Hadi bunu abart, bir hafta kal. Bir hafta susuz kal. Bittin. Bu kalıyor. Dolayısıyla bizden çok çok da hayatta kalma konusunda, bunun üstüne basayım, hayatta kalma konusunda bizden üstünler. Ha, bizim zekamız vardır, gelişmiş bir sinir sistemi ve beyin yapısından dolayı ve ellerimizin özelliğinden dolayı, bunu da söyleyeyim. Bunu da bir ara açalım, konuşalım. Alet yapma becerimiz var ve bu aletlerle bütün dünyayı yönetebileceğimizi zannediyoruz ama diğer canlıların da çok üstün yanları olduğunu söylemekte fayda var. Vid evet var, TR'de Akdeniz, bu kalem onu doğradı falan. WhatsApp bakar mısınız reis? WhatsApp'a. Halil ara, telefonları ara. Moderatörüm Rambo. Uğraştırma beni WhatsApp'larla. Aç telefonu. Artık WhatsApp çöplük oldu. Onu söyleyeyim. He. O Halil yine çekimler yapmış. Neymiş bu, merak ettim. Kara kurbağası. Kara kurbağası. Benim öğrencilerden Halil çok geliyor bunlardan. Çekip çekip gönderiyorlar. Tam bu da ileride büyüyünce büyük bir arkadaş olacak sanırsam. Bayağı uzun bir şey oldu. Evet. Senin oralarda çok var. Çok büyükleri var. Geçen videoda bu olmuş bir tane bulduk ya, 30 santimlik. Bunları gösterelim biraz sonra. Şimdi konuyu bitirelim önce. Taylan hocam, bir ara kenelerden geçilmeyen bir köpek vardı. Onun en son hali ne oldu? Bilginiz var mı? Var. Bu 2 sene önce falan da okulun bahçesinde gördük onu. Bekledik. Yani hava kararmaya yüz tuttu. İnada bindi çünkü. Hatta artık hava kararmaya yakın, nöbetçi arkadaşa ben söyledim. Cansel Bey, biyoloji öğretmenimiz. Gelmezse veya gelirse çek dedik. Yani video yapacağım ben buna, herkese duyuracağım. Çek dedim. Gelirse de gelmezse de çek dedim. Yani hava kararmaya yakın. Ben gittim. Ondan sonra bana gönderdi şeyi. Gelmişler. Müdahale etmişler. O anda çekememiş. Utanmış. Ama alıp giderlerken arkasından çekmişti. Hatta videonun sonuna eklemiştim. Sonra biz tabii ki aradık onu. Getirip aynı bölgeye saldıklarını söylediler. Ve gördüm ben köpeği. Evet, köpeği getirmişler. Hakkını yemeyelim şimdi. Doğruya doğru, yalan söylemiyoruz. Ha, ilk etapta biraz sıkıntı yarattılar. Bir sürü arattılar bizi. Orayı aradık, olmadı. Burayı aradık, olmadı. Ama en sonunda geldiler. Önemli olan o. Tamam. Şimdi ya bilmiyorum, bir yargılarken de böyle çok katı olmak da doğru değil. Koca bir şehir. Tamam mı? Koca şehir. Hangi birine yetişirler diyoruz. Ama işleri bu diyorsun bir yandan. Yani veya imkanları ne doğrultuda, ödenekleri ne doğrultuda. Ha, yan gelip yatıyorlarsa o zaman zihir zıkkım olsun aldıkları para. Ama elinden geleni yapıyorlarsa da haklarını yemeyelim diyoruz. Getirdiler köpeği, gördüm ben. Sağlıklı. Batuhan Çakıcı, hocam böceklerle içli dışlı olmanız mesleğinize veya sosyal hayatınıza bir dezavantaj sağlıyor mu? Aksine avantaj sağlıyor. İçli dışlı olmamdan kaynaklanan bu bilgi birikimi bana fizik öğretmeniyim ben. Fizik biliyorsun. Muhammed Yüksel de gelmiş. Hoş geldin Muhammed. Doğa bilimleridir. Fizik, kimya, biyoloji. Bunlar doğa bilimleridir. Ve ben bu kendi gözlemlerinden çıkardığım şeyleri öğrencilerime anlatırken de söylüyorum, anlatıyorum. Benim işimi, elimi kolaylaştırıyor. Elimdeki veriyi, donanıyı arttırıyor. Bu hiçbir zaman zaten bilginin hiç hangi türlüsü olursa olsun. Bizde bir laf vardır. Öğren yapma. Bir şeyleri öğren. Yapmasan yapma. Bilgiden zarar mı gelir ya? Koy cebine dursun, bir gün işine yarar. Böyledir bu.
Yediğimiz her üç lokmadan biri için arılara şükretmemiz lazımmış. Doğru mu? Aynen doğru. Çünkü arılar olmasa olmaz. Tozlaşma olmazsa meyve olmaz. Meyve olmazsa besin olmaz. Besin olmazsa biz doymayız. Arı şart. Tozlaşma sadece arıdan da olmuyor. Rüzgar, su her şeyden oluyor ama bence %80-90'ını arılar ve böcekler gerçekleştiriyor. Bu böceklerin içerisinde tozlaşma manyağı arılardır. Hatta seralarda falan şu anda Tarım Bakanlığı falan da destekliyor biliyor, diye biliyorum. Bakın kışın göbeğindeyiz. Şu anda az önce bir arkadaş yazmış. Nereden yazmıştı? Yorumlara yazmıştı galiba. Doğuda şu anda eksi 17, eksi 6 aralığında sıcak hava sıcaklığı. Eksi 17, eksi 6. Batman mı demişti? Orada galiba. Çok güzel. Mevsim normallerine oturdu. Korkuyorduk sıcak gidiyor diye. Şu anda da İzmir'de eksi 2'yi gördük. Şu anda kaç? Bakayım. Şu anda az önce ben dışarıdan geldim. Tamam mı? Gayet güzel. Bu evin içini ölçmüyordur herhalde İzmir. Evet. 5 derece şu anda. 5 derece. Bir derece daha düşse suyun en yoğun olduğu sıcaklık derecesine ulaşacağız. 4 derece artı 4 derece santigrat suyun en yoğun olduğu sıcaklık derecesidir. Su diğer maddelere benzemezse. Aha işte. Bakın ah bunu değil. Kendimi kaldırayım orada. Evet. İşte görüyor musunuz? Gerçi cetvele daha yakınız şu anda. Bu dağ çukurda. Perspektif olayı var orada. Evet. Ama yine de boyu hakkında ve şeyden kürdan ucundan. Kürdan ucu. Orijinal kürdan ucunu da gösterelim. İşte. Şöyle düşün. Yok, şöyle yapacağız. Ters işliyor bunda çünkü. Ne kadar zorlandın denk getirmesi. İşte. Bu kürdan bu kürdan. Evet. Hocam, Bedumma örümceği nasıl yerlerde yaşar? Bedumma mı? Hiç duymadım. Türkçe isimleri varsa veya ne söyleyebiliriz veya şeyden bir yerlerden Instagram'dan falan makro evren, maçro evren. Halil yapıştır bizim Instagram adresini. Maçro evrenden falan gönderirseniz şeyden görebiliriz. Akıştırmış. Halil Aksu Yiğit Demir aracın var ise ulaşım imkanı çeşmeye giderken Bademleri yolu tarafları. Reis bu güve mi? Güve. Şimdi biraz önce dedim ya kaderde kendi videomu da indirip izlemek varmış. Çünkü program için orijinalini bulamam. Nerede bulacağım? 13 GB'ın içerisinde. O zaman kalktım girdim. Şeyden de kasıyor. Kendi sistemden açınca kasıyor bari dedim videoyu indireyim. Hemen bunun ninesini gösterelim size ninesini. Ninesi nerede bunun? Aha nereye indirdik onu ya? Hayda. Allah indirdiğimiz yere bakmadık iyi mi? İsmi nedir? Bakayım nereye indirecek bir bakayım oradan. İndirilenlere otomatik atabilir mi acaba? Yer sorması lazım. Yani bölüm 4'ün içine. 4. bölümde inanılmaz. Tamam. 4. bölüme gireceğiz. Tamam buldum. O zaman hemen şuradan nereye geçelim? Programa geçelim. Buradan da evimdeki hayalet program. Montaja girmeyeceğiz ya. Resimlere gireceğiz. Masaüstü. Resimler. 4. Evet. Evet. Hadi bakalım. Kendi videomuzu izliyoruz.
Oo, çözünürlük çok fazla. Kalite iyi. Şöyle büyütelim onu. Kılıfından çıkardım. Samanların içerisine koydum. Bir şey bayağı bir dolaştı ama hayvan kılıfının olduğunun farkında. Bu yüzden örmek yerine kendi kılıfını aramaya koyuldu. Uzun süre bekledim, yaklaşık 1 saat, 2 saat beklemişimdir. Dün gece de aynı şekilde çıkarmıştım. Bunu çekerken hatta uyumuşum. Uyumuşum, kafam düştü kameranın üstüne. Yine koza yapmadı. Sonra kendim verdim. Kendi kozasını verdim. Kozasını tanıyor ve anında içine giriyor. Bakın şu anda da kozası masanın üzerinde. Kozasını koydum. Hemen kozasını tanıdı. Fakat ters koydum. Geçen sefer arka tarafından girmişti. Yani şimdi bu şekilde girerse bununla yürüyemez, çünkü takılır. Sopaların uçları çünkü şu anda soldan sağa doğru. Eğer kafa sağ taraftan çıkarsa bu çubuklar yürürken bunu engelleyecektir. Bu yüzden ya içine buradan girip içinde ters dönmesi gerekir veya arkadan girip önden çıkması gerekir. Yani sağdan girip soldan çıkması gerekir. Şu andaki ekrana göre. Bakayım şu anda ne yapıyor. Çok merak ediyorum. Dün akşam arka tarafı denk geldi. Arka tarafından girdi. Yani sağ taraftan girdi, sol taraftan çıktı. Böylece doğru giyinmiş oldu elbisesini. Torbasını daha doğrusu. Bu sefer özellikle ters koydum. Bakayım ne yapacak. Bakın girmiyor galiba oradan. Öbür tarafa mı dönmeye çalışıyor? Veya girecek, içeride dönecek. Çok ilginç bir şey. Torbanın ağzı da ezildi, kapandı herhalde. Onu mu açmaya çalışıyor? Hayatın gizemi, ayrıntısı, mücadelesi, bakın nasıl bir mücadele. Küçücük bir canlıdaki yaşam mücadelesi. Bugün kapağı açık kalmış kutusunun. Masayı bir turlamış, gelmiş masanın yan tarafına. Kendini bağlamış. Bunların arkasına bunu da atacağım. Cep telefonumda görüntü. Evet. Ağız kısmından girdi. Ağız kısmından kozasına girdi. Süper bir video oldu bu. Süper bir video oldu bence. Çok ilginç bir anı yakaladık. Bakalım şimdi içinde geri mi dönecek, kafayı nereden çıkaracak? Eğer kafayı sağ taraftan, yani girdiği yanın diğer tarafından çıkarırsa bununla yürüyemez, her yere takılır. Çünkü çubukların sivri uçları, bağlı olmayan boştaki uçları soldan sağa doğru hareket var hala kozanın içinde. İşte hayatın ayrıntılarından kastım bu. Hiç görmediğimiz ve bu çekimleri alabilmek için dün akşamı da sayarsam yaklaşık 5 saattir hiçbir titreşim yapmadan bekliyorum. Alacağım 10 dakikalık bir görüntü. Ama değer mi? Değer. Şunu özetleyebilirim.
arasından ben çıkardım hafiften, arka taraftan kurcaladım falan elimle. Küt diye kendini attı. Dışarıda bir sürü saman koydum. Onlardan yapsın yeni koz örsün diye. Örmüyor. Topluyor bir araya, bir şeyler yapıyor ama ben dün gece resmen 3-4 saat bekledim yani başında. Ondan sonra sabredemedim. Kendi kozasını koydum. Kendi kozasına arka kısmından doğru yerden yani girdi. Değildi orasına girdi. Eski halini aldı. Ve bugün kendisi masanın üzerinde dolaşmış ve masanın yan tarafına kozasını yapıştırmış. Şimdi ben bunu zaten hiçbir yere koymayacağım. Kendi evin içerisinde canı nereye isterse oraya gitsin ve oraya bir yere yapışsın. Böyle görebileceğimiz bir yere yaparsa değişimini falan da gözlemleriz. Bakın kılıfına girdi şu anda. Şu anda canlı bir kılıf içinde. Görebileceğimiz bir yere. Yani kılıf daha önce yaptıysa kılıfının varlığını bil. İşte arkadaşlar, bunu yaptım. Bunu yaptım ve şu anda torunlarını görüyoruz. Bunun biraz önce gösterdiğim torunu muhtemelen. Çünkü senelik hayat döngüsü olduğunu düşünürsek torununun çocukları falan olması lazım. İşte bakın bunun bundan türedi evin içerisinde. Saldım ben bunu. Önce şuraya bir tırmandı. Şurada duvar var. Bu duvara tırmandı. Şurada gezdi. Şu tarafa gitti. Sonra bu kirişe atlamış. Oradan ikinci kirişe atlamış. Yatak odasını daha karanlık loş buldu demek ki orasını. Oraya kendine şey yapmış. Yiğit emeğine sağlık böcekle istemiş. Teşekkürler Yiğit'cim. Torbalı güveyli arvası. Aynen. Halil İbrahim Zol, iyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar Halil'cim. Hoş geldin. İşte bakın ben daha önceleri ufak çaplı yazılar falan da yazıyordum. Kendi çapımda. Okumayı 4. sınıfta söktüm. İlkokul 4'te. Annemden az dayak yemedim. O zamanlar ba bey bu bi bo bey bu büyüler falan vardı. Heceleme tekniğini kullanıyorduk. Bunları ezberlerken annemden az dayak yemedim yani. Ama matematiği okumadan önce söktüm. Matematiğim süperdi ama şeyim okuma becerim yani sözel yeteneğim zayıftı diyebilirim. Ondan sonra Aysel Denizciler, ilkokul öğretmenim. İlkokul öğretmenleri unutulmaz. Durmadan bana okutturdu. Kem, küm, keme, küme, paka, puka derken söktük okumayı. Ama hala konuşma dilime dikkat ederseniz bir sürü yazışma dilinde çok imla hatası yaparım. Ama konuşma dilinde yazarım çünkü. Ondan bol bol imla hataları görürsünüz başlıklarda falan. Bazen böyle gır gır konusu oluyor. Gülüyoruz, ben de gülüyorum. Doğru yaparım çünkü. Ama bir ara böyle düşüncelerimi yazma gereği duydum. Yazdım da bazı şeyler yazdım. Günlük falan da tuttum da sonradan internetle beraber hepsi köreldi gitti. Şimdi ben hayata şöyle bakıyorum. İki tip insan var. Bu insanlardan bazıları, tamam mı, işte aynı evde yaşar. Aynı sokaktan geçer. Tamam, günde hatta 3-4 defa aynı yerden geçer. Şurada bir ağaç vardır. Bu ağacın altından günde 5 tur geçer. Kaç defa gidiyor geliyorsa artık. Gidip gelir çünkü insan. Günde 5 defa çıkmaz mıyız? Eve girer çıkarız. Bakkala gidersin, oraya gidersin, buraya gidersin falan. Ondan sonra sorsan orada bir ağaç var der. Ama hiç daha gidip de bu ağaca dokunmamıştır. Kafasını kaldırıp böyle dikkatli bakmamıştır bile. Buna biz psikolojide farkında olmadan öğrenme diyoruz. Farkında olmadan öğrenme. Farkında olmadan öğreniyorsun. Bu arada okuma sıkıntısı olanları varsa bol bol kitap okusun. Çözülüyor.
Okumanız şey olduğu zaman konuşmanız da çünkü aksar. Konuşmanızın akıcı ve güzel olmasını istiyorsanız bol kitap okuyacaksınız. Ben bir ara çok bu açığımı kapat, ilkokuldaki açığımı kapatmak için kitaba vurdum. Özellikle üniversite dönemi anormal derecede kitap okudum. Kitapla yattım kalktım diyebilirim yani. Ve o zaman sökülüyorsun. Açılıyorsun yani. Neyse, farkında olmadan öğrenme. Orada sor adama. Evet, orada bir ağaç vardır. Ama hiç hayatında gidip de bu ağaca dokunmamıştır. Alıp bir yaprağına bakmamıştır. İşte sonbaharda yaprakları renk değiştirmiştir merak edip. Eline bir tane almamıştır. Bu birinci tip. Bir de uzaydan gelmiş tipler vardır böyle, tamam mı? Uzaydan sanki daha dün dünyadaki hiçbir şeyi görmemiş, ilk defa görüyor. Her şeyi merak eder. Her şeyi merak eder. Gider bu ağacın kabuğunu alır, şey yapar, üstündeki yaprakları koleksiyonunu yapar. Oradan bunu toplar, buradan bunu toplar. Sanki adam hiç hayatında şey görmemiş. Bu canlıları görmemiş gibi her şeyi merak eder. Her şeyi merak eder. Hatta toplumun geneli anormal kavramı vardır mesela. Normal dışı. Anormal. Normal olmayan. Tamam mı? No, işte bu insanlara genelde anormal falan derler. Böyle dili muamelesi yaparlar. Çünkü normalin dışında normal genelde neyse sen normalin bir tık dışına çıktığın zaman anormal olursun. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Şu andaki bilim insanlarının yani insanlığı şu alete o şu duruma taşıyan insanların tamamı bu anormal insanlardan çıkmıştır. Bu meraklılardan, uzaydan gelenlerden çıkmıştır. Bu 70 sene aynı yerde yaşayıp günde 5 defa ağacın altından geçip de kafasını kaldırıp bir defa bakmayan, kabuğuna dokunmayanlardan hiçbir şey çıkmamıştır. Yoktur böyle bir şey. Ve bunlar adı bile yoktur. Yani ölüp gittikten sonra işte ot gelip saman gitmek diye buna der. Hani ot gelir saman gidersin diye bir atasözü var ya bizde. Aynen böyle. Ot gelip yaşamış, saman olmuş gitmiş gibi. Ne adı vardır, ne sanı vardır ama bu anormal dediğimiz tipler, uzaydan gelen tipler, buluşlar yaparlar. Hepsi yapmaz. Ama yapanların tamamı bu anormallerden çıkmıştır. Meraklılardan çıkmıştır. Merak olmayan insanlar hiçbir şey bulamaz. Merakla başlar her şey. Ve bakıyorum ben yani hayretler içerisinde kalıyorum. Adamlar nelerle uğraşıyor, biz nelerle uğraşıyoruz diye. Üzülüyorum bazen de. Ama bizde yok mu? Bizde de var. İşte Covid'in aşısını bulan yine bizden çıktı ya. Canavar gibi. İşte Almanya'da olsun fark etmez. Bizden çıktı mı kardeşim? Çıktı. Aziz Sancar hocamız. Keşke bu imkanlar Türkiye'de onlara tanınsa, Türkiye'de bunları yapsalar, patentler bizde olsa, aşıyı biz satsak. Aziz Sancar hocamız burada yapsa. Yine Oktay Sinanoğlu, dünyanın en genç profesörü Türk Einstein. Gidip şeyde dünyanın bütün üniversitelerinde değil de Türkiye'deki üniversitelerde hoca olsaydı, bizim insanlarımızı yetiştirseydi öncelikle. Aleykümselam İsmail Durmaz. Yani böyle bir enerji, beyin göçü diyorlar buna. Enerji kaybımız ne yazık ki var. Bu da bizim bir handikapımız, bir üzücü yanımız ama onun dışında bizden çıkması mutluluk verici bir şey tabii ki. Şuraya alayım, bu taraf ters geliyor. Evet, işte sizler ki kalkıp benim kanalı izliyorsanız sizler de bu meraklı uzaylılardan birisiniz demektir yani. Yoksa burada gidersin eğlenceli şakır şukur bir sürü kanal var. Gidersin onlara takılırsın, kakır kakır gülersin. Burada geliyorsun börtü böcek seyrediyorsun. Ne işin var ya git burada tamam mı eğlenceli şeyler dinle. Değil mi? İşte sizin yapınızdan kaynaklanıyor bu. Azız tamam 27 kişiyiz hiç fark etmez. Olsun 27 kişi yeter. 27 kişi çok fazla. Bakın bir bilim adamı ülkenin kaderini değiştirir. Ülkenin kaderini değiştirir. Bir kişi bir şey bulur. Tamam mı? O ülke
Tamamı kalkınır gider. Ama bizim bu orada orada ağaç var. Var. Tamam var. Var mı lan? Var. Arasınız hadi. Orada bir ağaç var. ne ağacı mı? Yok. Ağaç işte. Tamam. Ağaç ne yapacaksın ağacı ya? Bak. Falan diyen amcadan cacık olmaz. Cacık. Abi benim böcek fobim var. Bunu nasıl aşacağımı tavsiye ederim. Seveceksin. Zamanla araştıracaksın. Şu anda zaten birinci aşamasına girmişsin. 2T kuralı diyorum ben buna. Tanı ve tanış. Tanıyacaksın. Tanıdığın zaman bu canlıların işte bak hayatta kalma mücadelesine bak ya şunun. Bu canlıya saygı duyulmaz mı? Saygı sevgiyi doğurur. Sevgiden sonra ikinci T'ye geçeceksin. Temas. Tanış veya diğer adıyla. Tanışacaksın, dokunacaksın. Zararsız. Öğrendin artık. Birinci T'yi bitirdin mi? Artık hangisinin zararlı, hangisinin zararsız, kana ne yapacağını falan bildikten sonra zararsız olduğunu düşündün. Canlıyla ufak temasa geçersin. Ne fobi kalır? Fobi döner, hobiye döner. Hobi. Fobi hobiye döndüğü zaman artık bu canlılara karşı hiçbir korkun, endişen kalmaz. Recep Duran aynen dayı sohbetin sarıyor. Güzel, sevindim. Reis, altı gözlü kum örümceği ve kuyruksuz kırbaç akrebi inceler misin? En azından Google fotoğraflarını açarak anlatır mısın? Bu arada aylar önce bir logo tasarlayıp göndermiştim. Neden kullanmadın? Kullandık, bizim kanal bir hacklendi biliyorsunuz. Kasım ayı mıydı? Bir hacklendik. 12 gün kapalı kaldık. O süreçte bütün ayarlar, dengeler şaştı tabii ki. Arıyorum, bulamıyorum. Hatta bu logolardan bir tanesini benim profil resmi yapmıştım. Böcekli falan çok güzeldi. Bu arkadaşın ismini falan da unuttum. Bulsam bir daha gönder falan diyeceğim. Yani hepsini kullanmam gerek kullanamam yani. Hepsini aynı anda kullan. Bir tanesini seçip kullanıyoruz. Hoşuma giden. Yani. Ama yine herkesin gönlü olsun diye, tamam mı? Onu değiştirip onu hepsini kullanmaya çalıştım. Gönderilen introlar vardı, onlardan hatta hepsini birden canlı yayınlarda arka arkaya vermeye çalıştım. Aralara soktum. Yani emeğe ben anormal derecede saygı gösteririm. Mehmet Akif Çıplak, aleyküm selam kardeşim, hoş geldin. Sağ ol abi, yendim sanırım. Süper, yenersin tabii ki. Aleyküm selam, Ali Mailov. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz muhtemelen. Hoş geldin. Azerbaycan'a selamlar. İnsanlarla iletişim bu kadar beni memnun etmiyordu. Bu dünya daha mutlu ediyor. Beni orman mühendisiyim. Yüksek yapmak istiyorum ve entomoloji üzerine yapmayı düşünüyorum. Recep Durak harika, harika bir branş. Bugün ben orman mühendislerine ilgili bir araştırma yaparken şeyi araştırıyordum. Çamkoza Tırtılı'nı. Orada orman mühendislerinle ilgili bir toplantıyı dinledim. Orada yaşlı orman mühendisi arkadaşlar, abiler konuşmuş. Bayıldım sohbetlerine. Saatlerce onu dinledim. Ama kanal 4 sene önce en son video yüklemiş. Muhtemelen bırakmış. Mesaj falan yazdım. Keşke daha fazla yükleseniz falan diye. Ama bırakmış muhtemelen. 4 sene çünkü bayağı olmuş. Kral oyunda aleyküm selam. Hocam böyle her yerde bulabileceğimiz kırmızı renkli ufak böcekler var. Sırtında siyah lekeler var. Zararsız bir böcek cinsi ne o böceğin? Cinsi ne o böceğin? Kırmızı üstünde noktalar mı? Uğur böceği olabilir. Veya çiçeklerde kırmızı üstünde noktalı falan, tamam mı, işte bu ahşap delicilerin değişik türleri var. Bazı çiçeklere özelleşmiş türler. Üç dilse atanlar da o... Hocam bu kalemini inceler misiniz? Detaylı olarak elinizde. Bu kalemini bugün... Ultraviyole alsın diye çıkardım. Güneş vurmuş kuytu. Çıkardım. Rengi mengi kararmış hayvanı, soğuk. Tamam mı? İçeride kapalı kaldı tabii ki. Biraz mutlu ettik bugün. İnceleriz tabii ki. İnceleriz. Çam kese böceği olarak geçiyor hocam bizde de. Evet, çam kese böceği. Bu değil.
Çam kese böceklerini bugün onun da çekimini yaptım. Enteresan bir şey. Kavanozun içinde bunlar böyle bir şeye girdiler. Girdaba girdiler. Dönüyorlar kavanozun içinde. Bunun yaklaşık ben 2 saatlik çekimini yaptım. Ve bu çekimler kayboldu. Yok, bulamıyorum. Bulamıyorum. Bu gitti o. Neyse, ondan sonra dedim dışarıda bunlara bir boy sırası oluşturayım, bir makrodan inceleyeyim, bir iki kameradan alayım falan dedim. Güneş gören bir yere koydum, hemen tek sıraya girdiler. Yaklaşık 20 tanesi falan bir tek sıraya, hepsi girmedi. 20 tanesi falan tek sıraya girdi. Bir tane çam fideni var, bakalım ona gidecek mi falan dedim. Hayır, gidemediler. Gidemediler. Ondan sonra ben aldım, çam fidanına koydum onları. Şimdi benim çam fidanın dibinde duruyorlar. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Hava soğuk, orada büzüşmüşlerdir muhtemelen. Hemen ağ örüp koza yapıyorlar. Savunmayı alıyorlar kendini. Tahir Tatar Uğur böceklerinden biraz daha büyük. İşte dediğim gibi bu ahşap delici türler var. Teke böceklerinde falan akraba bunlar. Şöyle uzun, kırmızı murumuzu falan dediğin onlardır. Biliyorum o böcekleri eğer bu sen. Bakın nereye saklamış görüyor musunuz? Masanın, eski masamın. Oho, bu masa 3 senelik video herhalde bu. Eski masanın altına gitmiş, oraya saklanmış. Sonra oradan kalktı, tavana çıktı, tavandan gibi bir odalara geçmiş falan. Bir tane daha olacak onunla. Hangisini izledik şimdi? Torba güvesi, inanmayan kalmayacak. Onu izlemişiz. Bir tane daha yine. Kamuflajda son nokta, içinden çıkana inanamayacaksınız. Şunu da izleyelim o zaman. Hayat ayrıntılarda saklıdır. Bir arada bunu yaptık. Orada sıcak tabii, yaz, terlemişiz vallahi. Ne Gün anlatıyorum ben? daha önceleri Merak ettim. ben arkadaşlarıma bunlardan gösterdiğim zaman bana inanmamışlardı. Sonra içini açmak zorunda kalmıştım. Ezilmiş bir tanesini. Ondan sonra şey yapmışlardı, inanmışlardı. Bir tırtıldan bahsedeceğim. Bakın, torbalı güveler diye geçiyor bunlar. Tamam mı? Backworm diye de yabancı isimlerle falan da anılıyor. Detaylı bilgileri videonun altına eklerim, fakat ekstra bakın 1350 türü var bilinen şu anda. Türkçe bilgi çok fazla değil. 1828 yılında torbalı güveler ilk defa keşfediliyor. Bakın şundan bahsediyorum. Şundan. Bunun bir güve, bir tırtıl olduğuna inanmak mümkün mü? Bunları böyle dallarda asılı olarak görürsünüz. Dallarda. Hatta o daldan bir tane getirdim ben. Bunu incelemek için, ki arabaların park ettiği yerde buldum nasıl olduysa. Yani bunu bilmeyen normal bir dal, bir çubuk sanarak üstüne basar ve ezer. Ve hiçbir vicdan azabı çekmez, çünkü bir canlı ezdiğinden haberi bile olmaz. Görüyor musunuz? Bunun içerisinde bir tırtıl var. Ve bu tırtılın görüntülerini ben göstereceğim. Tamam, bizim Türkçe'ye torbalı güveler diye geçirebiliyorsun. Backworm olarak adlandırılıyor. Başka ne bilgi verebiliriz size backwormlar hakkında? Şöyle al geri bakayım, daha önce yazmıştım oraya. Bunları yürüyene kadar hiçbir şekilde anlamadığınız mümkün değil. Bakın şurada görüyor musunuz? Şuradan çıkıyor. Tam şuradan. Şuradan çıkarıyor kafasını ve bununla beraber yürüyor. Yüksek bir yere geliyor, kendini yapıştırıyor. Bunu da normalde ben eve getirdim. Evde, bahçede durdular. Bekliyorsun saatlerce. Bekleme sürecinde hiçbir hareket görmüyorsun. Çünkü titreşim algılıyorlar. Masada işte benim şu anda yürüyordu biraz önce geldiğimde. Evde kimse yokken. Fakat hafif bir titreşim hissettiğinde kendini saklıyor ve kamufle ediyor. Şu anda ekrandan görüyorum ben de. Çok güzel odakladı. Yani bunun bir tırtıl olduğuna inanmak, inanın, çok zordur. Ama tırtıl. Evet.
Şimdi hareketlerini görelim bakalım neler çıkacak. Etraftan çer çöp toplayıp sırtına yapıştırıyor. Çıkıyor mu acaba içinden komple? Görebiliyor musun? Dur kızım biraz dur. Kokuyor şu anda. Etraf kokuyor. Yapıştır bakayım. Öbür tırtılın kabuğunu, kuru kabuğunu almış sırtına yapıştırmış. Demek ki sırtındaki dökülen yerleri ileriyebiliyor. Bu görüntüleri çekmek saatlerimi aldı. Bakın bacak yapısı falan da farklı. Bunlardan ben arkadaşlara gösteriyordum. Bakın bu bir tırtıl diyordum, inanmıyorlardı. Evet bakın. Şu anda nereye tırmanıyor bu? Denizli bir önemli çakılları, taşlarıyla aynı yapıyorlar. Efe boyunun sorduğum böcek bu değil. Tahir sen şeyi sordun. Anladım onu ben, yazmışsın zaten. Tahir, aha Ahmet de geldi. Selam hocam, dersler kitaplar gelemiyor böyle. Hiç fark etmez Ahmetciğim. Günler bir olsun. Hoş geldin. Anıl yenilerden galiba. Bilimsel ismini olarak geçiyor. Bagworm. Torba güvesi. Latincesini şu anda hatırlamıyorum. Latincelerini tutamıyorum aklımda. Japon tahta kurusu diye geçer onlar. Tamam, senin dediğini şimdi şey yaptım. Sürüler halinde dolaşırlar. Avcıdır onlara bak. Kıskanç gibi mesela şu anda ben görüyorum. Ah şunu kapatalım. Nereye tırmanmış ya? Tavan galiba orası. Yo yo, şey plastin kıyısı. Hocam iyi akşamlar. Berat iyi akşamlar. Hocam nasılsın? İyidir Gut Bey. Gut Bey de geldi. Tamam. Bu da daha önce çektiğimiz videolar. Ve işte dediğim gibi bunlar ataları bugün çektiğimizin. Bunlar dışarıda olduğu zaman bakın bu şekilde bizdeki genelde bu formda. Ya bunlarla ilk defa nerede karşılaştım onu anlatayım.
hamam böceği istilası çekiyordum. Tesadüfen çektim onun ilk videosunu. Videoların bir tanesinde var. Evde fark ettim. Hamam böceği istilası, bir yerde zeytinin altında oturuyorum. Önümde böyle çalılar falan var. Sandalyede, deniz kenarında. Bacaklarımdan, şort var üstümde. Bacaklarımdan böyle hamam böceklerinin bir türünün çıktığını gördüm böyle sürüler halinde. Tamam mı? Ondan sonra orada hamam böceği istilasının ne olduğunu anladım. İlk gittiğinde hiçbir şey yok ama. Hiçbir şey görmüyorsun. Öyle saklanıyorlar. Ama doğanın içerisinde, bunu unutmayın, bir tekniktir bu. Doğada hareketsiz kalabilirsiniz. Hareketsiz, ses çok önemli değil. Bakın, ses yapın. Sesi çünkü çoğu canlının kulakları yok. Duymuyorlar. Çekirgeler duyar. Çekirgeler hatta bizden kat kat daha iyi duyuyor bazı türleri. Özellikle katedit, bu çalı çekirgesi dediğimiz, çayır çalı çekirgesi dediğimiz canlılar öter zaten. Bu duyanların çoğu da öter. Ötenlerin hepsi duyar bir defa, bunu söyleyeyim. Ötüyorsa hayvan, karşı taraf duyuyor ki ötüyor. Boşuna mısın? Dolayısıyla bacaklarında onların kulakları. Hatta bu kulakların kulakları bile çektik yani makrodan. Ondan sonra neyse, çekirge çekerken hamam böceklerinin bacağıma çıktığını gördüm. Sonra çalıların içerisine böyle su döktüm. Fıs fıs vardı galiba elimde. İki defa gittim. Sonra bir daha sırf hamam böceklerini çekmek için gittim. Çalıların içerisine fıs 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 suyu bir sıkıyorsun, hamam böcekleri böyle hücum etti. Şey koydum oraya, bir kağıdın üstüne kıyma koydum, biraz domates falan koydum, ona geldiler falan. Çok Efe, çok inceledik. Ondan sonra şeyde, hatta arama sayfama gir, bu arama kısmı var ya, oraya peygamber devesi yap, bir sürü video çıkar. Büyük küçük hepsi. Türkiye'dekilerin hepsini çektik. Hemen hemen. 6 türü var. Sonra bu hamam böcekleri işte çekiyorum. Kıymaya geliyorlar falan. Bu suyu püskürtünce çalıların içerisinde bunu görmek mümkün değil. Hareket etmeden algılamak mümkün değil ki algılayamamışım yani. Ben de algılayamamışım. Orada tamam mı, onu ilk videosunu çekmiş olduk. Ama artık kayda girdi, gördük. Nerede bulacağımız hakkında bir ipucu bulduk falan. Ondan sonra zaten çoğu ilk çekimler tesadüfen oluyor. Tesadüfen çekildikten sonra işte ortamı algılıyoruz. Ortamı algıladıktan sonra da şeye geçeceğiz. Bir daha aradığında çok daha rahat bulabiliyorsun. Çok daha rahat buluyorsun. Evet, şunu tekrar açalım. Ve biz de öyle yaptık. Çok rahat bir şekilde bulduk ve inceledik. İşte biraz önce gösterdiklerimin torunları bu. Bakın, doğada olmadığı zaman ev ortamında şey bulamıyor. Çubuk bulamıyor ama kamuflaj yapma ihtiyacı yine duyuyor. Bu kamuflajı da neden yapmış? Kıldan tüyden yapmış. Kıldan tüyden, ondan bundan bir şekilde kendine yine kamuflaj yapıyor. Aslında bu kozayı taşırdı. Burada farkında olmadan kürdana takılmış. Kürdanı ben burada büyüklük algılansın diye koymuştum. Fakat bu kürdan aynı zamanda takılmış ona. Kurtaramadı kendini, asılıyor bak. Ama kurtaramadığı için tabii ki ekran dolu mu ya? Kaplamış mı bu ekranı? Yo, bu büyük olmuş. Şöyle yapacağız. Tamam, şimdi orijinal boyutta. Çözünürlük değişince ekrana oturma şekli de değişiyor. Burada kürdana takıldığı için taşıyamıyor. Yoksa bunu alır giderdi bu kozasıyla beraber. Yavrular kozayı terk etmiyor. Bakın arada sırada büyükler yuvadan çıkıyor. Çıktılar. Ben bunlardan bir tane kara burunda gördüm. İnanamadım ya. İnanamadım. Öyle bir şey yapmış ki, bunların çok değişik türleri de var. Çok değişik olanları da var. Üstüne dal kullanmamış. Dal da kullanabilirdi. Kuru otlak bir yerde de. Dal kullanmamış, böyle yapraklardan bir şey yapmış.
kuru yaprakları kullanmış. Daha yeni şu şeyler gibi, şunlar gibi değişik, acayip güzel bir şey çıkmış ortaya. Bunların bagworm diye araştırdığınız zaman işte Google, hatta adamın bir tanesi nereden, uzak doğudan bir sanatçı sanırım, onlarla ilgili bir resim galerisi yaptı, şeyi açtı, sergisi açtı. O kadar enteresan tipleri var ki, 1350 civarı bir türü var bunun. Pardon. Bu 1350 türün yaptıkları kozalar falan da farklı farklı. Ve işte doğanın mimarisi falan diyorlar. Dur bakayım. Dünyanın en küçük mimarları demiş. Şunu geçtik. Bagworm diye aratayım ben yine de burada. Bagworm. Enter. Görsel ara. Şimdi oradan ben size madem öyle bir ekran paylaşımı yapayım. Evet. Bakın. Şunu görüyor musunuz? Şuna bakın ya. Dalları kesiyor ve DNA sarmalı gibi acayip bir yuva yapmış. Genelde şu şekilde olanları çok görüyoruz. Bakın çam yaprakları. Çam yaprakları, ama bunlar oldukça iriler. Bizdekiler bu kadar iri değil. Uzak doğu daha tropikal tabii ki. Bak, güveleri şu şekilde olabiliyor. Bakın işte yaprak, görüyor musunuz? İşte bu tip bir şey yapmıştı. Güvesi. Çok küçük bunlar. Burada büyük gibi gözükmüş. İşte şurada daha iyi. Şurada da iyi. Bakın güveleri bunlar. Ergin hali yani. Şuna bakın ya. Güzelliği görüyor musunuz? Sanırım bu sayfa. Dur bakayım. Haberi bulabilecek miyiz? Wikipedia. Bagworm falan demiş. Yo, şuraya bakalım. Diğer şeyler ha. Daha değişik türlü şeyleri de var. Bakın şuna bakın mesela. Dizayna bakın. Süper bir şey. Şu. Müthiş ya. Müthiş bir şey. Yani biz yapamayız onu. Burgulu sarmal. Tamam, resmen. Şunlar yine bakın. Yapraklar sanki Çin şatoları gibi. Şu. Müthiş, müthiş, harika. Başka. Bizde daha çok bu tip. Bu tip görüyoruz. Bu türü. PSYCHIDAE diye geçiyor. Bilimsel adını soran arkadaş vardı. Tabii türlerin güveleri de farklı. Bakın bunun güvesi de bu şekilde. Bizdeki de farklı. Bizim evin içinde uçuyor da. Dün akşam bir tane uçuyordu. Ben gece ışığı kapatıp belgeselde izliyordum. Bakın yine burada bir değişik bir tür. Şöyle. Ah, bir tane vardı aşağıda. Benim evde uçan güveler işte bu tip. Çünkü zaten gelen de bundan. Evet, aynısı. Doğanın sanatı ya. Sanat, resmen sanat gibi bir şey. Bakın şurada çam yaprağında kaç tane? Bir sürü. Yumurtaları, yavruları kozanın içinde bırakıyor demek ki. Evet. Tek kelimeyle harika. Bulamadığı zaman da böyle kirden, pastan, tozdan
ne bulursa o malzemeyi kullanarak kendisine kozalarını örüyorlar ve kamuflajını yapıyorlar. Hem sarı akrep yaygın o zaman, neden çok pahalı oldu ki zehri? Sarı akrep yaygın değil. Sarı akrebin zehirli türü var. Zehirsiz, yani az zehirli olanları var. Bu Abdullah Bayrami dediğimiz tür zehirli olduğu için panzehir üretmek için de bu canlıyı kullanıyorlar. Yeni bir şeyler var mı? Hocam derslerden bunaldım, hayat kaygısı falan, çok sıkıldım hayattan vallahi ya. Ne önerirsiniz, ne yapmam gerekiyor? 11. sınıf. Sanal yürüyüş, hayat kaygısı, kaygı belli bir ölçüde, belli bir dozda olduğu zaman iyidir. Refleks gibidir. Yani hayat gamsız, kedersiz olmak da iyi değildir. Kaygılı olman iyi bir şey. Hep duyduk onları. Benim üniversite imtihanına gireceğim sene midem diliniyordu kaygıdan. Resmen diliniyordu. Artık böyle ünsere çevirmişti. Hatta o zamanlar ultrason cihazı 89 senesi. Ultrason cihazı Gelibolu. Ben Çanakkale'nin Anadolu tarafındayım. Gelibolu'da bir doktora gelmiş. Ona gitmiştik. Artık yani zar aşınması boyutuna gelmiş. Dilinecek miydim? İbrahim Öztürk. Merhaba. Hoş geldin. Aleykümselam. Merhabalar. 35. 35 İzmir herhalde. Ya da yaş 3-5 mi yoksa? Neyse, bir gün beden dersindeyiz, havada serin, voleybol oynatıyor öğretmenimiz. Tamam, benim mide yine başladı, geceleri uykudan uyandırıyor. Ama o zaman da bilgi yok, sıcak süt içiyorum. O zaman kendi ineklerimiz falan vardı, süt gani yani. Böyle dolabı bir açıyorsun, böyle tencereler, sütler, yoğurtlar. Şimdi nerede? Ondan sonra ondan hemen ısıtıyordum, içiyordum. Böyle bir geçici bir rahatlık sağlıyor. Aslında süt asidiyle mide asidi birleşiyor. Daha sonra daha şiddetli bir şekilde vuruyor. Çünkü bu stres kaygı, soran arkadaş kimdi bu kaygı yaşayan? Bu kaygı mideyi vurur, bak çok dikkat et ona. Mide ağrısı yapar. Ondan sonra neyse, benim mide yine başladı, böyle nasıl ağrıyor biliyor musun? Korkunç ağrıyor. Çaktırmadan çıktım şeyden, oyundan ayrıldım. Okulun tam köşeyi dönüyorum. Arka tarafa dolaşacağım, kıvranacağım yani. Kimse görmesin kıvrandığımı diye. Midemi böyle tutup kıvranacağım. Çaktırmıyorum arkadaşlara falan. Tam okulun köşesini dönerken mide bir kasıldı. Havada böyle yumak oldum. Sırt üstü düştüm yere. Yuvarlandım, sırt üstü düştüm ve açılamıyorum, nefes alamıyorum, konuşamıyorum. Böyle kesik kesik zoruna nefes alıyorum. Erdal da geldi. Aleyküm selam Erdal'cığım, hoş geldin. Ondan sonra bacaklarımı havada görmüş bir arkadaş tesadüfen. Tam böyle köşeyi dönerken bacaklarımı havada görmüş. Ondan sonra iyi akşamlar Samet Erol, hoş geldin sen de. Ondan sonra geldiler, beni aldılar, götürdüler öğretmenler odasında. Büyük bir masa vardı. Masayı yatırdılar, ben kambur şekildeyim. Yani ikiye katlanmışım. Kafam bacaklarıma değiyor o şekilde. Babamı çağırdılar. Camdan da böyle şeyi görüyorum. Okulun duvarını görüyorum. Vallahi babam duvara hiç değmeden atladı. Ondan sonra atladı, geldi, hemen taksiye attılar, götürdüler şeye beni. Lapseki var en yakın. Lapseki 3 kilometre. Lapseki hastanesinde bir şey yapamadılar. Oradan ambulansla Çanakkale'ye götürdüler. Doktor karnıma böyle lüp lüp vuruyor. Ben karın kaslarımı orada fark ettim. Lime lime çıktı. Hani o vücut geliştiriciler vururlar, hormonu böyle şişirirler, çıkarırlar ya ortaya. Aynı onlar gibi lime lime bütün kaslar bakla çıktı hepsi. Adam bam bam vuruyor, açılmıyor. Saatlerce böyle kambur kaldım. İğneler, kas gevşediler falan. Şey yaptılar beni. Açtılar, sonunda böyle doğrulabildim yani. Yani bu kaygı, işte gelecek kaygısı gerçekten de şeydir. Belli dozda iyidir. Kaygısız, gamsız derler böylelerine. Gamsız, dünya yansa umrunda olmaz. Onlar işte bizim bu şeyin
başlarında bahsettiğimiz amca gibi böyle, tamam mı? 70 sene aynı yerde yaşar, orada bir ağaç var, tamam, var mı var, ne ağacı bilmez. Onun gibi olduğun zaman işte ot gelir zaman ya, kaygı belli dozda iyidir, belli dozun üstüne çıktığı zaman sağlık sorunları yapar. Ona da dikkat edelim. Evet. Efran Korkmaz, 3-5 benim kızımı örümcek ısırdı, tırmanma yeteneği bayağı gelişti. Örümcek kız olmuştur o zaman. Kadir Baba hoca demiş. İbrahim Ektur Reis Twitch'te yayın açmayı düşündün mü? Ya yetişemiyoruz, buna yetişemiyoruz. Ben daha çok çekim yapmak istiyorum. Çekim beni ilgilendiriyor. Yemin ederim 24 saat, 24 saat az ya, günleri 30 saat falan yapsınlar. Ben günde 4 saat falan uyuyorum. Bu da böyle bir yatıp da şöyle 4 saat boru gibi uyuma yok he. Gecenin sessizliğini de seviyorum ben. Gece sessizliğinde okuyorum bol bol. İnternet gibi geniş bir de okyanus var önünde, bilgi okyanusu. Oradan ona, ondan ona bir sürü şey okuyorum. Harika oluyor. Reis Efehan hocam selamun aleyküm Kadir Baba. Aleyküm selam Kadir Baba. Küçük veteriner, vay. Yeni geldim ama olsun. Hoş geldin küçük veteriner. Yetkin Yeşil, abi TR'deki tarantula türlerinden biri ile karşılaştın mı hiç? Tarantula olduğunu düşündüm, bir tanesinde karşılaştım. Ama şerim, baygın vaziyette de. Böyle bir çekim yaptım, öbür kanalda kaldı o. Okulun içine girmiş, öğrenciler haber verdi. Ama okul devamlı paspatlanıp silindiği için deterjanlarla falan. Kıştı bir de, baygın böyle, halsizdi. Onunla ilgili bir çekim yaptım. Bunu şu andaki, pardon, şu andaki bilgilerle bir daha incelemek, görmek isterim bu videomu da. Nereden bulacaksın? 13 GB hard disk. Her tarafı dolu. Hard disk yıkılmadı. Bunu bulmak ölüm. Bulursam bakarız bu tarantula mı değil mi? Olmayabilir ama iri bacaklı falan da muhtemelen tarantula da. Yani Türkiye'de bir yerde varsa şu anda Hatay'ın bir köyünde görülüyor o tarantulalardan. Hatay'ın tamamında da değil. Geçenlerde bir, çünkü Hatay'dan bir arkadaş yazdı bana. Hocam dedi, bundan dedi bir yerde görüyoruz dedi. Bir köyde görüyoruz dedi. Her yerde yok dedi. Çekmiş fotoğraflarını falan göndermiş o köyden. Hocam bu havalarda ne bulunur? Her şey bulunur. Kayaların altına bak şimdi. Ne aradığına bağlı ya. Saklanırlar da sıcak ortamlara. Tabii ki eksi derecelere falan. Canlıların çoğu, insan dahil, adapte olamaz. Bir de bu canlılar vücut sıcaklıklarını kendileri sabitleyemiyor. Soğukkanlı canlılar, eklem bacakları falan. Dolayısıyla hava sıcaklığı kaçsa canlı da o sıcaklıkta oluyor. Donma sıcaklığına geldiği zaman onlar da doluyor. Su sıfır derece, deniz seviyesinde sıfır derece santigratta donar. 32 Fahrenheit'te donar. 273 Kelvin'de donar. Hocam TR'de tarantula atmacası. Atmacası bulunur mu? Arı türü. Tarantula atmacası dediğimiz aslında şey bu. Bu akşam söyledik ya, neydi onun adı? Pepsi sarısı. Pepsi sarısı. Tarantula varsa tarantula buluyor. Tarantula bulamayınca tamam, bizde böyle abdömen canavar gibi şişmiş dişi kurt örümcekleri var. En iyi yağlanmış olanlar onları avlıyor. Onun videosu var, çektik. Envai çeşidi var hem de bizde. Bir tane bir çeşidi falan yok. İsa Demir abi geçen yayınlardan birinde kanatlarını katlayıp saklayamayan bir böcek vardı. Onun videosunu açabilir misin? Yayında donmuştu biraz. Yine donar. Şimdi açsak yine donar. İnternet bir oradan canlı yayın yaparken ayrı bir video açtığımızda, hardtikse değilse, internetten alıyorsa kasıyor. Bu yüzden zaten bu akşam gösterdim. İki tane kendi videomu bile indirdim yani. İndirdim de gösterdim. Bunu şimdi açarsak çamur oluyor yayın. Gıcık oluyorum ondan sonra izleyince, kızıyorum. Hava soğuk ve kurak burada. Bulamadım
Küllü çatlayacağım video fikri yok. Kadir Baba hocam, bildiğiniz geko satan veya satma olaylarını bana sormayacaksın Kadir'cim. Satma olaylarına karşıyız ve ilgilenmiyoruz bu satma olaylarına. Abi benim arkadaşlardan senin videonu izleyip gaza gelmişti. Ben tüm türleri biliyorum. Bu tür zehirli değil diye örümcekleri eline almışlar. Örümcek sokmuştu. Aman dikkat etsinler. Örümcek adam olurlar. Böyle diyenler var biliyor musunuz? Böyle işte ne örümceği varmış. Baya baya ciddi ciddi soruyor bana biliyor musun? Çetim mesaj atıyor. Şu örümcek var mı? Ne örümceği diyor. Yani şey olacakmış yani, böyle mistik güçler elde edeceklermiş. Bunlara falan inanan insanlar var. Sakın ha. Sakın ha, böyle şeylere inanmayın. Hocam geçenlerde kuzenim askerde sarı kız gördü. Doğuda yapıyor askerini. Riskli bir örümcek mi acaba? Çok baktım ama kesin bir yanıt yok. Örümcek değil bir defa. Örümcekimsi böv diye geçer onlar. Sarı kız, Camel Spreader, Sarı Ömer falan, bundan ondan sonra takılan et yiyen örümcek. Bunlar hep medyanın taktığı şeyler bunlar. İşte internette gezen Amerikan askerlerinin böyle iki tanesini böyle tutmuş, tamam mı, şöyle 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 şu kadar şu kadar ölüyor. Hayır. Bu tamamen bir kamera oyunu. Kamera perspektif olayı vardır. Şey, parmağını şöyle tuttuğun zaman arkadaki dağı bile kapatırsın. Dağdan büyük mü parmağın? Hayır. Bu yakınlıkla, perspektif olayınla alakalı bir şey. Zaten bunu bilimsel olarak ispatladılar. Tamamen oyun olduğunu. Bir belgesel kanalında da gördüm onu ben. Tamamen oyundan ibaret. Yapılan araştırmalar böylerin, yani Sarı Kız, Sarı Ömer, Camel Spiller dedikleri bu canlının zehir bezleri yok. Zehir bezleri yok. Zehir bezi olmaması demek ne demek? Zehirli değil demek. He, ne yapıyor? Isırdığı yeri çürütüyor. Isırdığı yeri bütün canlılar çürütür. Örümcekler de çürütür. Diğer bir sürü, çünkü dış sindirim yapıyor. Bir şey yiyecekse orasını çiğneye çiğneye salgılarını verecek. Bütün böcekler, bakıyorum ben, kıymayı yiyor. Karapuz. Karapuz çatır 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 kıymayı yiyor. E ne yapıyor bunu? Salgılarıyla eritiyor, sıvılaştırıp emiyor. Çünkü bizim gibi ağız yapısı, sindirim sistemleri yok onlarda. Dolayısıyla böyle kuru gürültülere, şehir efsanelerine inanmayın. Bizim midemizde yapılan olayı bunlar dışarıda yapıyor. Dışarıda yapıyor, öyle sindiriyorlar, emiyorlar, yiyorlar diyebiliriz. Dolayısıyla bir sarı kız gelecek, ısıracak. Orada tamam mı, saatlerce böyle didikleyecek orasını. Uyuşturma muyuşturma falan bir şey yok. Bunlar da masal. Tamam mı, didikleyecek ve senin haberin olmayacak. Bir saat senin elini yiyecek, haberin olmayacak mı? Böyle bir şey var mı? Dolayısıyla tamamen safsatadan ibaret, zehir bezleri olmayan zavallı bir hayvan. İngiliz askerleri kalkmışlar, tamam mı, oradan birkaç tane alıp götürmüşler İngiltere'ye. Evde besleyeyim falan diye. Ondan sonra tamam mı, evinde köpek varmış, köpek ölmüş. Köpek öldü diye köpeği bu öldürdü falan demişler. Böyle patlak veriyor. Ama tamamen masaldan ibaret. Bana askerden komutanlar yazdı. Hocam işte böyle böyle bu ısırdığı zaman falan askerler de bunu tamam. Aa, beni ısırdı falan, hadi gönder tamam şehre. Hastaneye boru gibi yat. Tamam mı? Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. İnanmayın öyle şeylere. Sultan papağanı. Ben kuzenimi, beni örümcek ısırdı, sonra duvara yapıştırmaya başladı. Ya güzel güzel. İnansın varsın ya. Duvara güzel filmin etkisi işte. Gekko sahiplenebileceğim bildiğiniz yer var mı? Yok Kadir'cim. Maalesef yok. Küçükken örümcekleri elime aldım, ısırınca örümcek adamı. Akrep kuyruklu örümcek gerçek mi? Akrep kuyruklu örümcek gerçek mi? Var. O türler var. Hatta bu türün değişik formları bizde de var. Mesela bende şey yazabilirsiniz. Dikenli örümcek diye yazın. Abdomeninde diken taklidi. Dikenin üstünde yaşıyor. Abdomeninde diken yapmış. Kımıldamasın, görmen mümkün değil. Bitkinin dikeni zannediyorsun. Yapışıyor bitkiye böyle dümdüz. Sırtında da diken var. Diken, bitkinin dikeninle aynı. Yani görmen mümkün değil ya, hareket etmesi. Ben de tesadüfen gördüm. Ve Çanakkale'de gördüm. Çocukluğum geçtiği yerde gördüm. Bakın, çocukluğum geçiyor ama görmüyorsun.
Yetkin Yeşil Kayseri'deyim. Evet. Sürüngen Pazarı. Evet. Ben pek bilmiyorum. Evet. Bir haber sitesinde Pitonado üretim Kadir kış döneminde riski kargo bilmem ne. Mimizah Show. Abi uçan böcek fobim var. Nasıl kurtulayım? Sadece uçanda mı? Sadece uçansa. Şimdi fobilerin üstüne gideceksin. Klasik yöntem. Ya benim bu çatladı çatlayacak ha. Çatladı çatlayacak. Bizim Karadul var ya. Bu tırtıllardan yer mi diye buna ben 3-5 tane salladım. Arkadaş bu doymak bilmiyor ve şu anda yediği canlı sayısı 2, 4, 6, 8, 10'u falan geçti. Bunların yerlerini alıyor durmadan, yer değiştiriyor evine, işte şey yaparsın ya, çekyatla koltukların yerini, televizyonun yerini değiştirsin falan. O da yedi böceklerin kabuklarının yerlerini değiştiriyor durmadan. Onu oraya alıyor koyuyor. Beğenmiyor, oraya alıyor. Şuna bakın ya. Yemin ederim çatlayacak. Doymak bilmiyor. Görüyor musunuz abdomeni? İki tane yumurta kozası indirdi bu yani. Hala yiyor. Gerildi. Kabuk değiştirmezse çatlar bu. Hiç de bu kadar iştahlısını görmedim. Abdomeni artık böyle, hani insanlarda böyle gırtlak var da ya, boğaz yapar böyle. Onlar gibi böyle sırtından abdomen üstüne geldi resmen. Ama kırmızısı çok net çıkmadı. Şöyle çok net böyle kırmızı çıkmadı. Kırmızı soluk kırmızı oldu. Bazılarında çok böyle kıpkırmızı olur. Çok güzel olur. Bunda o kadar net değil. Tamam, çok güzel ya da engereklere genel olarak çok severim. Zaten yapıları ve renkleri müthiş. Engerek zehirlidir, o dikkat edin. Ben videolarına baktım. Kuş avlarken ben bile yedim örümcek sandım. Abi akrep ne alemde bayağı iştahlıydı. Valla akrebi koyduk. Akrep karnı tok, sırtı pek. Orada yatıyor bana gibi. Altında un kurdu falan vardır bunun herhalde ya. Un kurdu da kalmamış. Buna bir tane un kurdu verelim. Biraz dursun bu, yedi daha. Geldiğinden beri 4 tane un kurdu yedi. Biraz dinlensin akrepler. Öyle çok sık beslemeye gerek yok. Abi akrep ne halde söyledik. Aşırı eline alır tutmaya çalışırsan demiş. Sultan Papağan'a örümceğin ölümü abdomenden olsun. Aynen. Altan Oktay gerçekten Karadul mu yoksa yalancı mı? Steto da yalancı. Steto da paykulağına. O dikenli örümceğe baktım da ailesinde andırıyor ama değil sanırım. Bacakta abdomen farklı. Bunu araştırdık hatta. Yani o bölümü okuyan araknolog mu diyorlar? Araknolog şey, o arkadaşlar falan da devreye girdi. Hocalarına sordular. Falan bulduk, yazmamış mıyız yanına? Hocam size ulaşabileceğim Instagram adresimiz var mı? Tabii ki var. Maçro Evren. Maçro. Ya da hemen şuradan linkini alayım, atayım ben. Birazdan zaten şeyi açalım bir ya. Instagram'da varsa Netaş. Instagram'dan gönderebilirsiniz. Sessiz hiç fark etmez. Bir mesaj gelmiş. Şu şeyi bir atayım önce. Yetkinden gelmiş. Şu linkimi bir alayım ben profilden. Hemen tıkla geri yapalım. Kes. Nerede o? Evimdeki hayalet. Yapıştır. Gönder. Evet, buraya tıkladığınız zaman Instagram'a. Buraya tıkladığınız zaman Facebook'a. Tweet otomatik açıyor mu bizim? Twitter diyelim. Tamam.
Buraya tıkladığınız zaman Twitter'a girersiniz arkadaşlar. Evet. Hocam, dayım gençken boynuzlu yılan görmüş. Evet, engelin boynuzlu türü var. Boynuzlu engelek var. Hatta eskiler anlatırlar, böyle ağzı açık dinlerdim ben o zaman. Çok hoşuma giderdi. Parıl parıl parlıyordu falan derler böyle boynuzları. Nerede anasını satayım, kalmadı ki. Kasıdılar ilaçlar, tarım ilaçları, şunlar bunlar derken çok az, çok bakir yerlerde kaldı. Boynuzlu engelek var, evet, kum engeleği. Kumları çok sever, böyle ince kumları. Hocam falan, ben görmek isterdim. Resimlerini falan görüyoruz artık. O boynuzlu engelek olmasın, zehirlidir. Engerek tabii ki. Engereğin kralı hem de. Öyle güzel ki. Bu John, İronside. Abi, sarı kızların zehirli ya da ısırığı zaman mikrop bulaştırıp hastalık saçarak bir türü var mı? Yok. Hindistan'da var diyorlar. Hindistan'dakini ben görmedim. Ama Türkiye'dekilerde kesinlikle zehir mehir yok. Bütün böcekler gibi. Tamam, yediklerinden dolayı bazı şeyler. Mekanik taşıyıcı. Ama sarı kızdan korkacağınıza hamam böceğinden korkun. Sivrisinekten korkun. Korkacaksanız eğer. Hamam böceği ve sivrisinek bunlardan 1000 kat daha tehlikeli. Arabistan'da bir türü var zehirli demiş. Sayenizde örümceklere sempati duymaya başladım. Bütün canlılara. Sadece örümcekler değil, bütün canlılar bence çok önemli. Deniz Eren Gürbüz. İyi akşamlar hocam. Bu sefer yetişebildim yayına. 101 dakika olmuş. Tamam, zaten 100 dakikayı geçtik mi ince ince konularımızı halletmiş oluyoruz. Konuşacağımızı konuşmuş oluyoruz. Bu akşam güzel oldu. Neden? Hep aynı canlı üzerinde durduk. Bir akşamda 50 tane canlıdan bahsediyoruz. Ondan sonra devam mı, seyredecek video kalmıyor. Bu akşam sadece bir canlı üzerinde yoğunlaşmamız harika oldu. Başlığı da ona göre atabiliyorsun. Öbür türlü bir videonun içinde 10 tane canlı olunca ne atacaksın? Hadi onu mu yazacaksın, onu mu yazacaksın? Hadi birini yazıyorsun tabii ki. Abi, Türkiye'de boğa yılanı var mı? Kum boğası var. Kum boğası var. Harika bir canlı. Ben ezilmişini gördüm. Ama Efe sanırım. Ve bir kişi de, Efe de ezilmişini gördü. Bir kişi gönderdi. Canlı görmüş. Hatta kış başında, kışa giriyordu. Karayoluna çıkıyorlar. Siyah zemin. Absorbe eder ışığı. Daha sıcak geliyor herhalde hayvana. Ben de tesadüfen baharda görmüştüm. O yine asfaltladı. Kamyon bile üstüne kırdı hayvanı. Ezdi. Ben durdum. Ama virajlı Karaburun yollarında çok keskin virajlar var. Böyle her yerde de duramıyorsun. Kamyon gelir gömer sana. Mecburen geçtim şöyle bir 50 metre falan. İndim, koşup gidene kadar kamyon geldi. Biliyorum arkadan kamyon geliyor. Birazcık daha böyle düz zemin görsün diye. Hemen virajda duramadım. 50 metre gittim durdum. Adam bile kırdı üstüne, ezdi hayvanı. Gözümün önünde. En güçlü böceğini. Güçlü konusunda tartışmalar var. Güçlü konusunda gergeden böceği, Herkül böceği falan. İşte kendi katının 850 katı, 1000 katı falan kaldıran falan olduğu için onlara güçlerden. Hocam, sarı kız yaşıyor mu? Yokmuş hanım. Öldü. Kaç sene oldu onun üstünden, bu videoları çektiğimizin üstünden. Ondan sonra iri bir tane yakalamaya çalıştık ama hep bir tane görmüşüz, görememişiz. Çekmişiz, görememişiz. Elimin dibindemiş, dokunmuşum ama görememişim ne yazık ki. Hindistan'daki tarantula türleri tehlikeli ama nesli tükeniyor çoğunun. Demiş. Jetix TV, evde kaç örümceğe bakıyorsunuz? Bir erosum var. Bir de şeyim var, kurt örümceğim var işte. Bunlar da baharda salınacak, kış sezonunda. Onları var elimde. Attım peygamber devesini hocam. Samet Erol. Tamam. Instagram'a attın herhalde değil mi? Şuraya mı attın? Burada ne var? Bir tane bildirim gelmiş. Yok. Şunu kapatalım. Facebook'ta var mı bir şey? Yok. Facebook'u da kapatalım. Instagram daha çok kullanılıyor. Tamam, neyse. Şimdi bakacağız onlara. Evet, yavaş yavaş bu torba güvesinde, torbalı güve ya da hallettik.
gösterdik. Bunun kısa şöyle 10 dakikalık falan bir montajlama yapabilirsem yüklerim. İnternette bir video görmüştüm. Adam gergedan böceği ve gergedan böceğinin oyuncağıyla vesaire attırıyor. Gergedan böceği oyuncağı masadan aşağı atıyor. Atar. Biz de yaptık. Şurada şu kadar tahtayı. Çatır çatır itiyor geçiyor. Öyle güçlü. Ama gergedan böceğinden daha küçük bok böceği. Yemin ederim bu tahtanın 3 katı büyüklüğünde tahta var akvaryumun içinde. Bunu kaldırıyor ya, bunu sallıyor böyle. Tangur tungur sallıyor. Şaşırıyorum yani. 1 kilo. Ufacık şey gördüm. Bok böceği. Ben gergedan böceğine kafa tutar diyorum yani. Abi kurt örümceği ne ile besliyorsun? Un kurtları var yine aynı akvaryumun içinde. Geçen bir tane almış ağzına dolaşıyordu. Canı istediği zaman gidiyor oradan bir tane alıyor şeyden. Kendi kendine besliyorlar. Ben bir şey yapmıyorum. Ben sadece un ve su veriyorum. Birazcık da yeşillik veriyorum. Şey var bir tane cırcır var. Cırcır da un da yiyor, yeşillik yiyor. O kadar keyfi yerinde ki. Ama ötmüyor. Muhtemelen dişi bu. Hocam örümceğin abdomeni patladı mı? Patlamadı. Patlamaz normalde de, ben de espri yapıyorum tabii ki. Kabuk değişiyor ama anormal şişti ya. Anormal şişti. Yani ben bu kadar iştahlısını görmedim. Bu kadar iştahlısını görmedim. Ne attıysam yedi. Doydum bırak deme. Hayır, bırakmıyor. Bırakmıyor. Neden bırakmıyor? Çünkü örümcekler... Örümcekler ne kadar buzdolabı gibidir. Buzdolabı. Buzdolabını ne kadar doldurursan hayatta kalma olasılığın o kadar fazladır. Bunlar da işte yavrular çıktığı zaman bunları eklemlerinden falan emiyorlar. Emiyor cup cup. Ondan sonra anne eğer çok besil ise hayatta kalabiliyor. Zayıf bir annese yavruları öldürüyor bunları. İyi akşamlar İsa Demir. Evet, gerçekten güzel oldu bence de. Kasma falan olmadı. Anlatacağımızı anlattık. Videolarımızı izledik. Sohbetimizi ettik. Soruları da mümkün olduğunca görebildiğim kadar, göremediklerim kusura bakmasın diyoruz. Instagram'a attım. Şimdi Instagram'a geçelim. Ben bir ekran paylaşım yine. Şeyden açalım. Instagram'da kasmıyor video olmadığı için. YouTube videosu gibi olmadığı için kasmıyor. Hemen şuradan bakalım. Evet. Instagram'da. Abi bu akşam canlı yayın var mı? Yaparız demişim. Hani? Bir şey gelmemiş. Instagram'da bir şey yok. Ya da bazen internete gelmiyor. Cep telefonuna gelmiş mi bakalım. Evet, cep telefonunda bir istek görüyorum. Beslemek mümkün mü acaba demiş. Bu niye gelmemiş bana? Kabul edelim şuradan. Genel. Empusa. O zaman şöyle yapalım. Bunu Instagram geç geldi. Şuradan şöyle biraz büyüteyim kendimi. Arkadaşım gönderdi. Bu bakın arkadaşlar. Benim izleyiciler bunu çok iyi tanır. Mantis empusa. Kışı geçirebilen tek mantis türü. Hocam çok güzel geldi bana. Beslemek mümkün mü acaba? Mümkün. Mümkün. Bu tür çok kısa ömürlü değil. Yani en azından kışı yaşayabiliyorlar. Kışın ver küçük sinekler falan ver, bu yetişkin bir birey, gayet iyi. Bunun şeyini gözlemleyebilirsin mesela, bu öyle bir şekil değiştirecek ki şaşıracaksın. O mu diyeceksin yani, o mu diyeceksin, böyle bu kadar olacak, şu kadar bir şeye dönüşecek,
Şu anda şu kadar, şu kadar olacak. Kanatları falan çıkacak. Müthiş bir değişimi oluyor. Gözlerine inanamayacaksın. Öyle acayip güzel bir şey olacak. Empusa türü mantis bu. Tamam, kış sezonu evinde beslemeye çalış. Yemezse de hiç endişe etme. Sineğe dayanamaz, sinek ver. Yemezse ama hiç sıkıntı yok. Çünkü kışın bunlar zaten saklanıyorlar, yani şey yapmıyorlar. Yemeden de yaşıyorlar. Ben İzmir'de zeytin ağaçlarında çok sıkı bir ağ buluyorum. Bu örümceklerin yumurtalarını koyduğu torbamsı şeye benziyor o. Neydi abi? Şimdi bir şey yoktu. Bir fotoğraf olsa çok iyi olur. Koza, zeytin ağacının üstünde. Zeytin ağaçlarında koza. Çam ağaçlarında desen, çam koza tırtılları örümcek ağına benzer, koza şeklinde. Onlar olabilir. Bunu emin değilim. Öyle bir örümcek, zeytin ağacına özel bir örümcek yok. Bir de koza şeklinde. Şöyle şey olsa, hadi kaya altı desen, kaya altında şeyler, Eusparasus kaya avcı örümcekleri falan diyebilirim. Ama zeytin ağacının üstündeki koza ağ mı, çalı çırpı mı? Çalı çırpısa şey de olabilir. Zeytin ağaçlarını çok sever. Yedi uyuyanlar vardır, fare gibi. Onlar da böyle koza yaparlar. Kılı tüyü toplarlar, böyle bir koza yaparlar. İçinde kendi yavruları falan vardır. Yedi uyuyan. Zeytin ağaçlarına bayılır. Deniz Eren Gürbüz, ben yayını hepsini kaçırmışım. Yayının tekrarı olacak, oradan bakarsın Denizciğim. Sayfayı yenileyin hocam. Sayfayı yenileyin. Ha, geldi galiba orada. Bir tane bildirim görüyorum. F5 yapalım. Yok. Yok. Şeyde bilgisayara geç mi geliyor bilmiyorum. Şuradan yine bakayım ben. Bir şey var mı? Gelen bir şey yok. Gelen bir tane vardı. Onu da okuduk. Eros hangi ayda bulabilirim? Eros her ayda bulursun. Ama üremesi falan tabii ki bahar aylarında. Sayfayı yeniledim, yok. Tamam, internetimiz açık, her şey açık. Evet. İyi. İyi. Bir şey yemiyor, yatıyor. Öyle bakıyorum, arada bir su mu veriyorum. İçiyor mu içmiyor mu onu da bilmiyorum. Karanlık ve loş bir yere koydum. Yani doğal ortamında zaten yatacaktı. Şimdi de daha biraz da sıcak ortamda yatıyor diyebiliriz yani. Hocam, sizin eşofman Şevket Hoca'yı takip eden Fikri gibi eşofmanlı Şevket Hoca'yı takip eden Fikri gibi. Bu kim ya? Şevket Hoca. Recep Trak. İyi, tamam, güzel. Anneyi yiyorlardı yamyam olduklarından. Evet, anneyi yer Eroslar. Kanibalizm var bunlarda. Hocam, tamam. Evet arkadaşlar. Güzel bir akşam geçirdik. Anlatacağımızı anlattık. Zaman o güzel. 9'da başladık. 11 olmuş saat. Gayet koş. Kaç dakikaya yayın yaptık? 114 dakika yayın yaptık. 1 saat 15 olur mu? 60 60 120. 6 dakikada yapsak tamam mı? 2 saat olacak. Gayet güzel. Zaman geçti. Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk. Benim için önemli olan bu. Boşa geçirmedik zamanımızı. Diyorum ve bu akşamı kapatıyorum. Spedirce yeni mi geldin? Gidiyor musun? İyi akşamlar. Evet.
Yine pandemi süreci devam ediyor. Bütün kurallara uyuyoruz. Ve sağlığımıza dikkat ediyoruz. Sadece kendi sağlığımıza değil, toplumun sağlığına da dikkat ediyoruz. Biz bir bütünüz, beraberiz. Beraber olduğumuz zaman mutluyuz. Bugün tırtılları incelerken onlardaki bir şeyi fark ettim. Onları da bir dahaki yayında anlatacağım. Tırtılda bile beraberlik duygusu var. Aradan bir tanesi ayrıldığı zaman sürü duruyor. Sürü bekliyor, lider bekliyor. Lidere mesaj gidiyor. Lider bekliyor. Kontak kurulunca, yani elektrik devresi gibi düşünün. Kontak kurunca harekete geçiyorlar. Yani bir komün yaşam, toplu yaşam bilinci var. Tırtılda ya. İşte bizde onlar kadar yok, bakın açık söylüyorum. Biz de bir bütünüz, ülke olarak, insanlık olarak. Nerede o, bulabilirsem onu da. Dinleyin derim. Bir dakika. Bu videoyu bulabilecek miyim? Tam içimden geçen duyguları, düşünceleri, ben uzayla ilgili belgeseller seyrettiğimde hep o duyguya kapılmışımdır. Aynısını nerede bu ya? Paylaştım ben bunu halbuki. Neyse, bulamadım şimdi. Duyguları yaşattı bana. Arda biz gidiyoruz ama. Evet, neyse. Tamam. Anlatırız yine. Başka yayınlarda, başka şeylerden hayatın gizem ve ayrıntılarını tekrar yakalamaya çalışırız. Siz de dünyaya o şekilde bakarsanız gerçekten başka başka evrenler, evren için evrenler olduğunu, o kadar gizem ve ilginç olayların olduğunu ve bunların bir şekilde bizimle bağlantılı olduğunu, bakın hiçbir şey bağımsız değil, her şey zincirleme reaksiyon gibi birbirine bağlı olduğunu göreceksiniz. Tamam. Instagram'a bakın diyorsunuz. Instagram'a bakıyorum, maalesef yok. Bakın F5 yapıyorum. Açayım isterseniz şeyi, siz de görün. İnternette belki de bir sıkıntı var. Heh, geldi bir tane istek. Evet, şu geldi. Kabul ettik. Şöyle bir video. Tamam. Tamam, anladım. Güzel. Televizyon yok bende, televizyon izlemiyorum. En yazık ki ondan anlayamadım ilk etapta. Tamam, jeton düştü. Tahir hocam, peki renkli ve arka bacakları uzun çekirge görmüştüm. Bir seferinde elime aldığımda dikeni batmıştı. Isırmış mıydı? Hatırlamıyorum ama elim 2-3 gün şişmişti bayağı bir. Yakınlarında bir de mavi renklisi vardı. İlk defa böyle bir çekirge görmüştüm. Çekirge dikeninden dolayı değil, başka bir şey batmıştır eline. Çekirgenin dikeni sadece kendini korumak için, diken değil zaten bu, işte bir kitin tabakası. Yani kendisini yiyenlerin ağzına batsın, şey yapamasın diye. Yani bunun içinden gelen bir sıvı zehir falan yok. Tamam. Evet arkadaşlar. Bu sefer tamam, kapatıyoruz artık. Kapatamayacağız yoksa. Hadi hoşça kalın. Bay bay. Bay bay, görüşürüz. Yeni yayınlar.